Normalde böyle mutlaka izlemelisin diye çok iddialı ya da izlemeye yönlendiren bir kapak fotoğrafı hazırlamam. Genellikle proje videolarının içinden bir görsel koyup işte projenin adını yazıyorum ama bu sefer senin önerilerine ihtiyacım var. Şimdi bu PhoneTell serisine başladık. 3 tane video çektik. PhoneTell S0'da böyle parça parçaydı. PhoneTell S1'de devre kartına geçtik. PhoneTell S2'de de her şeyi tek bir devre kartına geçirip gerçek bir telefona dönüştürdük. Ama ben ilerleyen süreçte biraz daha güzel içerik üretmek istiyorum ve gündemi de daha yakından takip etmek istiyorum. Nedir gündem? Modüler telefonlar. Modüler telefonlar birkaç yıl önce hayatımıza girdi. Google denedi, olmadı. LG denedi, olmadı. Motorola denedi, olmadı. Şu an Xiaomi modüler telefonlarla ilgili yeni patentler alıyor. Herkes biraz daha umutlu. Ama sadece gündemi takip etmek için değil, ben bu PhoneTell serisini yaparken gerçekten çok zorlanmaya başladım. Her seferinde, her bir telefona geçtiğimde onlarca, belki 100'ün üzerindeki komponenti tek tek diz ve bunlar gerçekten böyle pirinç tanesinin 3'te 1'i, 5'te 1'i boyutunda çok küçük parçalar. Bir problem yaşadığımda onu bulup tekrar tamir etmesi gerçekten çok zor oluyor. Bu noktada eğer parça parça birleştirilebilen modüler bir telefon yaparsak benim için de işler çok kolay olacak ve bu projeyi açık kaynak haline getirdiğimizde de senin için de eğer ileride yapmak istersen senin için de kolay olacak. Mesela şöyle bir örnek verelim. PhoneTell S1'de Atmega328 işlemcisini, mikro denetleyicisini kullanmıştım. PhoneTell S2'ye geçerken buradaki hafıza yetmedi ve Atmega2560'a geçtik. Şimdi eğer aynı kasayı kullansaydık ve üzerinde sadece mikro denetleyicinin değiştirilebileceği modüler bir yapı yapsaydık, bir şeyi söküp tekrar taktığımızda hafızası artmış olacaktı. Ya da titreşim ve melodi çalma özelliğini tek bir karta koysaydık, titreşim bize yetmiyorsa ya da titreşim istemiyorsak o kartı söküp başka bir kart takıp titreşim ve melodi çalma özelliğini, sesinin yüksekliği gibi şeyleri ayarlayabilirdik. Ya da ekranı modüler olsaydı o ekranı söküp renkli bir ekran takabilirdik. Ya da anteni modüler olsaydı büyük bir anten takıp kırsalda kullanabilirdik. Küçük bir anten takıp şehir içinde daha kibar bir telefon yapabilirdik. Buna kamera olarak düşünebiliriz, pil boyutu olarak düşünebiliriz, pil şarj hızı olarak düşünebiliriz. Type-C olarak düşünebiliriz. Yani birçok şeyle bunu modülerize hale getirip geliştirmek mümkün. Burada tabii senin önerilerine de ihtiyacım var. Yani ben bunları düşünüyorum ama mutlaka senin fikirlerini de dikkate alacağım. Neler ekleyelim, neler yapalım? Hepsini bir anda tabii ki yapamıyoruz. Bütün özellikleri tek seferde ekleyemiyorum. Öyle bir vaktim de yok. O kadar kolay bir iş de değil. Mesela birçok arkadaş işte renkli olsun, Android olsun vesaire gibi beklentileri var. Bunların hepsini not alıyorum ama bir video sonra iPhone'dan daha iyi bir telefon yapmam mümkün değil. Onların arkasında milyarlarca dolar var. Binlerce dünyanın en iyi mühendisi var. Ben tek başıma böyle bir şeyle yarışamam. Bunu parça parça ilerletebiliriz. Sen yorum yaparsın. Ben bunları not alırım. Bir sonraki versiyonda bunu eklerim. Böyle böyle ilerleyebiliriz. Sonra da ortaya bir şeyler çıkmaya başladığında da bunu açık kaynak olarak paylaşırsam hepimiz geliştiririz. Belki sen yazılımın bir kısmını geliştirirsin. Bizimle paylaşırsın. Ben bir sonraki videoda onu eklerim. Böyle böyle çığ gibi büyüyen bir telefon macerasına atılmayı düşünüyorum. Peki senin fikirlerin nelerdir? Sence neler yapmalıyım? Neler eklemeliyim? Nasıl bir süreç izlemeliyim? Hangi özellikler olmalı? Bu fikirlerini benimle paylaşırsan çok mutlu olurum. Videonun geleceğiyle ilgili de, serinin geleceğiyle ilgili de hepimize katkı sağlamış olursun. Bu arada elime yeni bayağı cetvel geçti. Beğendiğim fikirlerden bir tanesine de istediği renkte PCB tasarım cetveli hediye edeceğim. Bu da benden sana küçük bir hediye olabilir. Yorumlarını bekliyorum. İyi ki varsın. Kendine çok iyi bak.